Evet arkadaşlar şimdi sıvı molekülleri ve bu sıvı moleküllerinin özelliklerine bakalım. Su, zeytinyağı, süt, civa, kolonya, benzin, ispirito gibi maddelere biz sıvı maddeler diyeceğiz. Belirli bir hacmi olan fakat belirgin bir şekli olmayan Ayrıca akıcılık özelliği de olan maddelere sıvı maddeler denir. Sıvıların bazı özellikleri var. Moleküller arasındaki uzaklık katılara göre daha fazladır. Moleküller birbiri üzerinden kayma hareketi yaparlar. Yani sıvılar öteleme hareketi yaptıklarını söyleyebiliyoruz. Yani akışkanlık özellikleri olacak bu sayede. Sıvıların hacmi sıkıştırılarak değiştirilemez. Sıvılar akışkandır. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti katılara oranla daha az ama gazlara oranla daha fazladır. Tanecikler birbirinden kısmen bağımsızdır. Sıvılar genel olarak mıknatıstan etkilenmez fakat demir, nikel ve kobaltın sıvıları etkilenir diyebiliyoruz. Bunların dışında sıvıların yoğunlukları, adezyon ve kohezyon gibi özellikleri de vardır. Yoğunluk birim hacimdeki madde miktarıdır ve her madde için ayrı bir değere sahiptir. Yani ayırt edici bir özellik olacak bizim için. Sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sabit sıcaklık ve basınç altında ise sabit kaldığını söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar ilk özelliğimiz bizim için adezyon olacak. Bir maddenin başka bir maddeyle arasındaki çekim kuvvetine biz adezyon kuvveti diyeceğiz. Yani demek istediğimiz aslında şu, farklı moleküller arasındaki çekim kuvveti bize adezyonu verecektir diyebiliyorum. Aynı zamanda biz bu kuvvete yapışma kuvvettir de diyebiliriz. Adezyon kuvveti yüzey alanıyla doğru orantılıdır. Yani yüzeye temas eden alan değerimizde doğru orantılı. Molekül sayısına bağlıdır fakat doğru orantılıdır demek yanlış olabilir. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Buradaki yarı çapımız R kadar ve boyutunu iki katına çıkarttığımızı düşünelim bu kürenin. R yarı çapında etki eden adezyon kuvveti kesit alanımız yani yüzeye temas eden alan değerim S ise kuvvet değerine de F kadardır diyorum. Ve buradaki Yarı çapı iki katına çıkarttığım zaman yüzey alanım dört katına çıkacak ve kuvvetin de artık dört katına çıktığını söyleyebilirim. Ancak buradaki ağırlığımız G iken Hacmimiz 8 katına çıktığı için ağırlığımız da 8 katına çıkacaktır diyebilirim. Şimdi burada F kuvveti G'yi taşıyabiliyordu. Ama artık 4 F kuvveti 8 G'yi taşıyamayabilir arkadaşlar. Ve bu yüzden de artık buradaki sıvımızın aşağıya doğru kaymaya başladığını söyleyebiliriz. Yani cama yapışan su damlalarının birleşerek aşağıya doğru kaymasının sebebi de aslında budur. Boyutlar arttıkça aynı oranda belki kesit alanımız arttığı için adezyon kuvvetimiz artıyor olabilir. Ama ağırlıktaki artış benim adezyon kuvvetindeki artışımdan daha fazla olduğu için buradaki moleküller artık aşağıya doğru kayıyordur diyebiliyorum. Adezyonun etkisiyle belirli bir yere kadar kabarcıkların akması engellenecektir. Ve viskozite dediğimiz bir kavramımız var. Viskozite bizim için nedir? Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence de biz viskozitedir diyebiliyoruz arkadaşlar. Kohezyon kuvveti bir sıvı molekülü içindeki molekülleri bir arada tutan çekim kuvvettir. Yani aynı cins moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir diyebiliyoruz. Kohezyon katılarda sıvılara göre daha büyüktür. Bu nedenle belirli hacim ve şekilleri vardır diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada birer kılcal boru bize verilmiş ve içinde sıvı olan kapların içine batırılmış. Şimdi bu kılcal borularda yükselme ve alçalma durumlarımız var. Şimdi eğer adezyon kuvvetimiz kohezyon kuvvetimizden daha büyük ise buradaki kılcal boruda bir yükselme olayının meydana geldiğini ve dikkat edersek burada bir iç bükeylik meydana geldi. Çünkü adezyon kuvveti yüzeyi ıslatmaya çalışacaktır. Adezyon kuvveti ne kadar büyük olursa o kadar fazla yüzeyi ıslatmaya çalışacağız ve buradaki sıvı da kılcal boru içinde ilerleyerek yüzeyini ıslatmaya çalışıyordur diyebilirim. Kılcal boruyu ıslatmaya çalışıyor. E peki kohezyon kuvvetimiz eğer adezyondan daha büyükse? E bu sefer moleküller kendi içinde bir çekim oluşturacak ve dış bükeylik oluştu artık burada da. Ve arkadaşlar burada artık moleküller yukarı doğru çıkmayı engelledi. Çünkü moleküller arasında bir çekim kuvveti var içeriye doğru. Ve o zaman burada adezyonun tam tersi bir alçalma meydana gelmiştir diyebiliyorum. Eğer adezyon kuvvetimizle de kohezyon kuvvetimiz birbirine eşit ise burada direkt artık düz bir çizgi oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. K sıvısı X yüzeyini ıslatmış, L sıvısı Y yüzeyini ıslatmamıştır denilmiş. Arkadaşlar adezyon kuvvetinin kohezyondan büyük olduğu durumlarda ıslatma olayı meydana geliyordur. Çünkü adezyon kuvveti bizim için neydi? Farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetiydi. Yani yapışma özelliğini gösterecekti. Ve burada da artık ne yaptı? K sıvısı yayvan bir yüzey haline gelmiş. Yani buradaki yüzeyi ıslatmıştır diyebiliyorum. X ve Y aynı yüzeyler ise L'nin yüzey gerilimi K'dan daha büyüktür diyoruz. Çünkü dikkat edersek L'de artık bir toplanma meydana gelmiş. İçeri doğru bir çekimin etkisiyle bir küreselleşme meydana gelmiş. Ve biz diyorduk ki zaten yüzey alanını küçültmeye çalışıyor buradaki cisim. Aynı hacimdeki cisimler arasında en küçük yüzey alana sahip olan cisim geometrik cisim bizim için küreydi. Ve cisimiz bir küresel yapı almış. Ve dikkat edersek burada nokta şeklinde yüzeyle temas halinde. O zaman aynı şekilde yüzeyin de ıslanmadığını tekrar edebilirim. K ve L aynı sıvı ise X'in K ile adezyonu Y'nin L ile adezyonundan daha büyüktür. E zaten ne diyorduk arkadaşlar? Yüzey alanıyla ile adezyon kuvveti doğru orantılıydı. E buradaki temas ettiğimiz yüzey alanı daha büyük olduğu için X'in oluşturduğu adezyon kuvveti daha büyüktür diyebiliyorum.